Efendim arkamda görmüş olduğunuz gibi birbirinden kıymetli insanlar var. Bunların kim olduğunu ben biraz sonra sevgili başkana mikrofonu vereceğim. Dedim ya biraz önce açılışta burası aile gibi. Şimdi karşımda Bozkurt ailesini görüyorum. Savun'u görüyorum. Bulgir'i görüyorum. Yeten'i görüyorum. Gedi'yi görüyorum. Turgut'u görüyorum. Kılıç Aslan görüyorum. Deniz görüyorum. Türkeş görüyorum. Dengiz. Deniz Türkeş. Değil. Dengiz. Dengiz, ya, Dengiz. Bundan sonrasını, Türkeş'ten sonrasını sen devam et. Çünkü buralarda gözükmeyecek. Kara, Şeref, Salur, Sancak, Yerli, diğerleri rüzgardan okuyamıyorum. Uzun, Arabacı, Salurlu, Pişkin, Çal, Köse, Karabaş, Mucur, Yavaş, Polat, Kılıç, Türkçe, Mucur, Yavaş, Polat, Kılıç, Tek, Salurlu, Salur, Tek. Ulu. Yani rüzgardan dolayı bazılarını okuyamıyoruz. Buranın da şöyle bir özelliği var. Onu az önce unutmuştum. Gelen bütün ailelerin soy isimleri buraya sahnenin önüne asılıyor. O da güzel bir şey. Sevgili kardeşim, ben mikrofonu sana vereceğim. Çünkü hepsi senin yol arkadaşın, dava arkadaşın ve yakın dostların. Mikrofonu verip kameranın arkasına geçeyim. Sen yönetimini bana tanıt. Ondan sonra ben ya Allah bismillah devam edeyim. Şimdi teşekkür ederim tekrardan. Bugün biraz önce açılışta konuştuğumuz gibi bu kadar emek tek başına olmuyor. Evet. Burada emeği geçen yönetim kurulumuz hem maddi hem manevi hem bedenen herkes bir işin ucundan tutuyor gücünün yettiği kadarıyla. Ben özellikle bu çekimi yapmasını istedim. Bizden sonraki gelecek nesiller en azından bizlerin, kimlerin köyleri için, dernekleri için emek verdiklerini görsünler. Çünkü görmediğimiz zaman sol tarafında gördüğünüz gibi hepimiz rahmeti rahmana kavuşacağız bir gün. Bu anı olarak kalsın diye, cansız bir anı kalsın diye önemli olan yönetimimizi çekelim. Zaten öğlenden sonra da bütün aileleri tek tek tanıtacağız. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi derneğimize bu zamana kadar maddi manevi destek veren herkesten Allah razı olsun. Bizim de yönetim kurulu üyelerimizden 2 sene oldu yanlış hatırlamıyorsam. Zülfü Pulgür abi rahmet etti. Yakın zamanda bir ay içinde de Şaban Pulgür dayımız, büyüğümüz vefat etti. Allah onlardan razı olsun. İnşallah köylerine destek verdiler. Ayrıca bu emeklerin, bu güzel programların yapılması da tabii ki maddiyata dayanıyor. Maddiyatın diğer eşiği de sponsorlarımız ve piknik ağlarımız Sinan Başer, Burhan Mucur ve Ferdi Uzun oldular. Bu sene bakalım 2024 yılının piknik ağası kim olacak onu 3-4 saat sonra göreceğiz hep beraber. Bunlarla beraber yönetimimizi sıradan size tanıtmak isterim. Şimdi yönetim kurulu üyemiz Serdal Mucur'la beraberiz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Serdal Mucur piknik için bugün neler yaptın dün ve bugün onu da bir anlatırsan. Ya bu piknik için hep birlikte yaptık. Yani kimseyi ayrı etmeyelim burada. Güzel oldu şey. Bugün de güzel olacak inşallah. Devamını dileriz. Parkede çalıştığımız ekip işiyle burada da ekip de gösterebildik mi? Gösterdik. Sağ olsun herkes iyiydi yani. Çok teşekkür ederiz kendisine. Şimdi diğer yönetim kurulu üyemiz Mecit Pulgül'e mikrofonu uzatalım. Mecit Bey bugünkü görüntü, emek, zahmet karşılığı ne olacak? Kısa bir anlatır mısınız? Murat Salur Başkanımıza teşekkür ederim. Bu organizasyonu güzel bir şekilde yönettiği için ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Hepsine sağ olsun, var olsun. Biz teşekkür ederiz Mecit abimize. Şimdi Ramazan Pulgür de yönetim kurulu üyemiz. Hem çocukluk arkadaşımız, yıllardır dernekten uzak duruyor ama bu sene kaçamadılar. İsmail ile beraber ikisini mecburen bağladık. Ramazan kardeşim, bugünkü etkinlik hakkında neler söylemek istersin? Adım Ramazan Pulgür. Her şey çok güzel olmuş, güzel oldu. Hep beraber yaptık, başkanımızın eşliğinde. Allah herkesten razı olsun. Herkesin emeği geçenlerden, bütün herkesten, gelenden, gelmeyenden. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam eder. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz sana kardeşim. Diğer yönetim kurulu üyemiz Oğuz Türkeç. Bu da yeni yönetim kurulu üyelerimizden ve gençlerimizden. Gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi derneklerde diyorlar ki yönetim kurulu hep genç mi olması lazım ya da yaşlı mı olması lazım. Bizim yaş ortalamamız bir tekniciğim abim var şu anda. O da büyüğümüz olarak. Ama bizim yaş ortalamamız hep genç. Genç derken bazı dernekler örnek almak istiyor. Örnek almak isteyen olsa 30'a 40 arası yönetici tedarik edebiliriz. Şimdi Oğuz Bey de aramızda. O da emek verdi pikniğimiz için. Bir de kendini o da tanısın. Dernek hakkında neler düşünüyor, neler söylemek ister? Adım Oğuz Türkeç. Derneğimizin yönetim kuruluna bir arada toplandık. Böyle bir güzel organizasyonu yaptık. Değerli başkanımıza teşekkür ederiz. Emek vererek bir şeyler sarf etmeye çalışıyoruz. Yani gönül işi bu. Gönlümüzden kopan her şeyi de yapmaya çalışıyoruz yani. Herkese başarılar dilerim. Kendisine destekler için teşekkür ederiz. Bir yönetim kurulu üyemiz daha Satılmış Pulgir. Bir de ailemizin saymanı, derneğimizin saymanı para istediğin zaman kesinlikle ya engelliyor ya interneti kapatıyor benden. Bilginiz olsun. Satılmış Başkanım, bugün neler söylemek istersin?
Adım Satılmış Bulgir. Bugün çok güzel bir etkinlik olacak. Her sene yaptığımız gibi bugün de arkadaşlarla çok iyi koşturmaca. Akşamdan gece 9'dan beri sahne için olsun, bayraklar olsun, standlar olsun. Çok uğraş verdik. İnşallah bugün de çok güzel geçecek. Herkesi de bekliyoruz. Koşa koşa gelsinler. Biz teşekkür ederiz desteklerinden ve emeğinden dolayı. Şimdi derneğimizin gençlik kolları başkanı Volkan Başar ve dernekçiliği gerçekten ilk İstanbul'a geldiğimde 19 sene önce birlik beraberliği bana öğreten rahmetli babasıydı. Allah rahmet eylesin buradan ona. İnşallah biz de gençlerimize, biz de yaşlandığımız zaman ileride bırakıp gençlik kollarından başlayıp sırayla derneklere, federasyonlara kendilerini göndereceğiz. Volkan kardeşim, bugün ne söylemek istersin? Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Volkan Başar. Güzel bir kalabalık, güzel bir organizasyon. Güzel bir uğraş içerisindeyiz. Güzel oluyor her şey. Amacımız birlik beraberlik. Bu birlik beraberliği de Murat Başkan, yönetim kurulu üyelerimizle beraber hep beraber sağlamanın derdindeyiz. Her şey yerli yerinde. Güzel bir kalabalık. Teşekkür ederim. Yani bu kadar. Misafirleri bekliyoruz o zaman. Ya evet, gelecek çok kişi var hatta. Eyvallah. Bekliyoruz hepsini. Volkan kardeşime teşekkür ederiz. Şimdi yıllardır dernekçiliği bizden daha önce başlayıp bizimle beraber devam eden hem bir akrabamız hem de arkadaşımız. Ufay kardeşimize de sözü, mikrofonu uzatalım. Ufay Ünver, yönetim kurulu üyesiyim. Her sene düzenlemiş olduğumuz bir organizasyon, yine mükemmel bir ortam var. Mükemmel bir katılım var. İnşallah güzel geçer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Ufak kardeşime teşekkür ederiz. Yine yönetim kurulu üyemiz Kemalettin Ünver bizimle beraber. O da sağ olsun genç dinamik olmasıyla beraber bizde her türlü bir sıkıntı olduğu zaman direkt arıyor, abi yapabileceğim bir şey varsa diyor. Direkt arayın diyor. Kemalettin kardeşim, bugün hakkında neler söylemek istersin sen de? İsmim Kemalettin Ünver. Çok güzel bir organizasyon var burada. Birlikteliğimizin devamını dilerim. Yani önemli olan gurbette köylerimizin birbirinden kopmaması. Böyle birlik beraberlik içinde yaşamamız. Teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı biz kendine teşekkür ederiz. Şimdi dernekçilikte beraberiz. Hem çocuktan beri arkadaşım olan hem de her konuda arayıp da rahatsız ettiğim gece gündüz. Bazen beni triplere sokuyor. O da triplere giriyor ama birbirimize destek oluyoruz. Nuri Türkeç'le beraberiz. Onu da emeği çok bugün. Ben Nuri Türkeç. Öncelikle hoş geldiniz abi tekrar programımıza. Sen de bizim bir programımızın değişmesi bir parçası oldun. Geçen sene kaç para verdin? Geçen sene 50 lira verdim. Onu biz sosyal medyada seninle görüştük. Ona göre geçen sene acemiydim biraz. Bu sene biraz daha tecrübeli olacağım inşallah. Daha iyi dolu ceplerimi doldurdum. Sıkıntı yok. Tekrar hoş geldin abi pikniğimize. Her şey seninle daha güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Güzel bir ortam olacak inşallah. İlerleyen saatlerde yine görüşmek dileğiyle. Evet, Nuri kardeşime teşekkür ederiz. Yine Adil Başar kardeş abimizle beraberiz. O da sağ olsun telefonla muhabbet, sohbet ederken, istişare ederken kolay oluyor. Ama bugün çalışması zor mu, kolay mı kendisine soracağız. Yenge memleketten geldi, onu bırakıp buraya pikniğe geldi. Adil abi hoş geldin. Bugün neler söylemek istersin? Hoş bulduk. İsmim Adil Başar. Burada emeği geçen bütün yönetim kurulu arkadaşlarımıza ellerine sağlık. Ve bizi hiçbir organizasyonumuzda yalnız bırakmayan bütün köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de kendisine teşekkür ederiz destekleri konusunda. Yine bir büyüğümüz olarak, başımızda şu an yaş olarak en büyüğümüz Necip Salonu kaldı. Necip abimiz de yıllardır derneklerle beraberiz. Hem maddi hem manevi, her konuda bize destek oluyor. Şimdi mikrofonu kendisine uzatalım. Adım Necip Salurlu. Öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarımla Allah razı olsun diyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Ben böyle gençleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Bundan sonra da inşallah devamı gelir. Sadece biz istediğimiz köylerimiz bize güvenip bizi desteklemesi. Şu anda da gördüğüm kadarıyla her şey çok güzel. Ortam güzel. Bu arada başkanıma teşekkür ediyorum çünkü eline emeğine sağlık. Gece gündüz ne olur maddi manevi destekler için. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizin de emeğinize sağlık. Hoş geldiniz diyorum abi. Ne diyeyim, başka bir şey demeye gerek yok herhalde. Teşekkür ederiz Necip abim. Daha söyleyecek bir şey kalmadı. Hepsine teşekkür etti. Yine yönetim kurulu üyemiz ve kardeşim Emrah Salu da aramızda. Onu da bugün mikrofonu uzattım. Biraz geç kaldı ama uyuyakaldı bugün. Yorgunluktan dolayıdır. Öncelikle bütün köylülerimiz hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Öncelikle yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Çünkü herkesin burada ayrı ayrı ilmek ilmek emekleri var. Bizim de tabii gerek eksik kaldığımız gerek fazla olduğumuz konular var. Köylülerimiz çok güzel katılım sağladılar. İnşallah daha daha kalabalık, daha daha güzel yıllara diyorum. Başkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Size de hoş geldiniz tekrar.
Bir de kendine teşekkür ederiz desteklerine dolayı. İsmail Şeref de bizimle beraber bugün. O da yönetim kurulu hem çocukluk arkadaşım. Bizde de sağ olsun Kaynarca Dernek'te de Oğuz, Volkan, Nuri hep beraber dernekte orada açılımdan ikramlarına varana kadar bize yardımcı oluyorlar. Bugün İsmail kardeşim neler söylemek istersin derneğimiz ile ilgili? Teşekkür ederim. Adım İsmail Şeref. Öncelikle bu dernek işi yani zorlukları var. Emek istiyor, zaman istiyor. Yani bu taşın altına elini koyan başta Murat Başkan olmak üzere bütün yönetim kurulu arkadaşlara teşekkür ederim. Yani dernekçiliği yürütmek kolay değil ama kazanımları da var. Düğünümüzde, cenazemizde hep birlikteyiz. Daha güçlüyüz böyle, daha büyük aileyiz. Yani onun için çok mutluyum yani derneğin içinde olmak, köylümle birlikte olmak. Yani gönül bağım var. Her arkadaşım her şey farklı ama köylüm benim için daha farklı. Yani gerçekten düğünde, cenazede kesinlikle köylümüz var. Her yerde onlar var. Onlarla biz daha büyük bir aileyiz, daha mutluyuz. Her şey için teşekkür ederiz. İnşallah herkese iyi eğlenceler, güzel bir gün geçirmesi dileğiyle teşekkür ederim. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Biz de İsmail kardeşime güzel temelleri için çok teşekkür ederiz. Gerçekten dernekçiliği kısa ve öz bir şekilde açıkladı. Şimdi illa yönetim kurulu üyesi olması önemli değil bizim hemşehrilerimiz için de. Salur'da herkes dernek başkanı, herkes yöneticidir. İşi varsa, düğünü, cenazesi herkes bir sorumluluğu altına elini minnetsizcene koyabilir. Biz büyük olduğumuz kadar gerçekten bu büyük ailenin içinde olduğumuz için büyüğüz. Herkes üstüne düşen işi maddi manevi yapmaya hazırdır. Bunlardan birisi de Engin Üver abimiz. Derneğimiz ilk kurulduğundan beri maddi manevi gerek arabasıyla gerek kendisi koşturarak her türlü biz de yanımızda oldum. Biz de onun yanında olmaya çalıştık. Bugün de her zaman olduğu gibi yanımızda. Onda birkaç söz alalım ondan da. Engin abicim bugün dernekte neler bekliyoruz, neler yapabiliriz burada? Öncelikle Engin Ünver, burada başkan olarak, yönetim kurulu olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü gözle görülmeyen, bilinmeyen çok bir emek var. Çok şeyler sarf ediyorlar. Biz hazıra geliyoruz. Gerçekten büyük fedakarlıkları var. Daha önceden yapılan hazırlıklar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hani böyle bir güzel bir günde köylüler olarak toplanmak, bir araya gelmek, bayramların haricinde böyle bir senede bir olup piknik bahanesiyle toplanmak çok güzel. Emekler için, her şey için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah destekleri devam edecek. Süt lazım olduğu zaman direkt Engin abi arayabiliriz. Yine yönetim kurulu üyemiz ve çocuk arkadaşım hem de akrabam Kasım Arabacı'ya da mikrofonu uzatalım. O da güzel bir bugünle alakalı ve bu zamana kadar nasıl bir süreci izlediğimizle alakalı bize küçük bir bilgi versin inşallah. Kasım Arabacı, öncelikle herkese hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan köylerimiz, hemşehrilerimiz. İnşallah güzel bir eğlence olur. Birlik beraberlik içerisinde. Başta Başkan Murat Salurlu ve diğer ekip arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Bu sene fazla yardımcı olamadım. Biraz yoğun çalışıyordum. Onları getirmek nasip oldu. Güzel bir eğlence olur inşallah. Herkese iyi eğlenceler diyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bazen yöneticilerimiz diyor ki, abi diyor işte bazı işleri herkes aynı mı yapıyor? Yapmıyor. Emin olun 18 tane yönetici var. Her birine ayrı bir değer verip ayrı bir yerde kullanabiliyoruz. Ben işim yoğun dedi. Şimdi herkes özel sektörde çalıştığı için çok koşturamıyorum dedi. Sen de pankartları getir Beylikdüzü'nden bana, yeter dedim. O da onları getirmek zorunda kaldı. Bugün bir de yıllardır dernekçiliği yapıyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Bizim 750 kilometre uzaktan muhtarımızla beraber yanımıza geldi. Vedat Başar 3 aylık çiçeğe burnunda bir muhtarımız. Muhtarımız bugün neler söylemek istersin? Valla organizör 10 numara. Başkan, öncelikle emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hakikaten 10 numara. Tanıyan var, tanışan var, tanışmayan var. Bu etkinlikle birbirlerini tanıyor. Akrabalık ölmüyor. Dostluk ölmüyor. Gerçekten 10 numara. Başta sana, yönetim kuruluna, hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü insanları bir arada tutmak çok zor. Ama siz bu etkinlikle gerçekten insanları bir arada tutmayı başarıyorsunuz. Ayrıca bir de şu var, başkanımızla beraber istihareli bir şekilde çalışıyoruz. Bir köyümüze düğün salonu projemiz var. Bugün yarın inşallah o projeyi bitireceğiz ve en geç bir ay içerisinde projemize başlayacağız Allah'ın izniyle. Bunu da buradan duyurmak istiyorum.
Bugün sürprizi yapacağını bugün biliyordum ama birazdan bekliyordum. Muhtarımızın anlattığı gibi dernekçiliğin esas amacı olan ve güveni tazeledikten sonra hemşerilerle beraber memleketteki bütün işleri yapabilmek için çabalıyoruz yönetim kurulumuzla beraber. Evet, muhtarımız da dediği gibi bir proje çalışması yapıldı. Sosyal tesis yapılacak. İnşallah gerekli makamlardan izin aldıktan sonra. Haliyle devletimiz şu anki tasarruf kanunlarını öne koydular. Piknikte de bunu yaşadık 2 gündür. Bunu inşallah 2-3 ay içinde startını verdikten sonra köyümüzde de kalıcı bir eser. Bu yönetim kurulu ve derneklerimizle ve köyümüzün hayırsever iş insanların ve abilerimizle beraber yapıp inşallah köyümüze kazandıracağız. Biz muhtarımıza teşekkür ederiz 750 kilometrelik bir yoldan gelip davetimizi icabet ettiği için. Muhtarım biz de geldiğimiz zaman da bu kadar insan inşallah bir doğdu piknik yaparız. İnşallah. Allah nasip. Ahmet abi bir keşkemize gidelim, devam edelim. Ahmet abi ben keşkeğin başına geçelim dedim ama bizim yönetim bizden önce gelmiş keşkeğe yemeye bile başlamışlar gördüğün gibi. Şimdi keşkeği biz her sene hazır kazanlarla getiriyorduk buraya. Ama bu sene Kaynarca'da bulunan yönetim kurulu üyelerimiz dediler ki derneğimize katkımız olsun. Biz yerinde yapalım dediler. Sağ olsun Sebahattin abi derneğimizin açıldığı günde keşkeği. Ufkay doğru mu söylüyorum? Derneğimiz açıldığında Sebahattin abiyle beraber yapmış Ufkay'a keşkeğimizi. Bugün de 5. piknik programımızda keşkeği beraber yapıyoruz. Sabahleyin aldılar sağ olsun geldiler. Sebahattin abi kısaca bir tanıyalım mı? Sebahattin abim. Ben Yakakent ilçesi Gozkoy mahallesindenim. Emekliyim. Boş zamanlarda keşkek mi yapıyorsun? Yok geziyorum. Emekli tadını çıkarıyorum. Bugünkü desteklerinden dolayı teşekkür ederiz ayrıca. İnşallah 2-3 saat sonra da hazır olmuş olur. Yemeği herkesi bekliyoruz inşallah. Dur bir haber versen.